Ben eski dönemde yapılanları yapmıyorum. Anladınız mı? De belediyenin parasını 8 katrilyonu toprağa gömmüyorum. Bir sürü atıl şeyi yakınlarına televizyon, spor kulübü almıyorum. Şeffafım. Herkese yaptığım işi duyuruyorum. Hesabını veriyorum. Millete soruyorum. Hangi projeyle alınacak dersen yemedi yedirmedi. Yeter. Yemedi yetirmedi. Çalmadı çaldırmadı. Bana yeter. Az yaptı desin. Çok yaptı desin. Yeter. Çaldı demesin. Çaldırdı demesin. Sokağa çıktığım zaman rahat rahat başım dik gezmek istiyorum. Bundan daha büyük gurur olur mu? Vatandaşın içine girmek istiyorum. Bundan daha büyük gurur olur mu Allah aşkına? Üniversitelerin de açılmasıyla tam kapasite işleyen bir şehri kucağında bulan Büyükşehir yönetimi bugün yönetim acziyetine düşmüştür. Evet, bugün başkentteki ortaya çıkan tablo tam bir kaostur. Başta trafik olmak üzere Ankara'nın problemleri yine çözüme muhtaç bir şekilde varlığını devam ettirmektedir. Ve artık Ankara'da en uzak mesafe yarım saattir algısı sona ermiş, trafik atmaz hale gelmiştir. Özellikle yol yatırımlarının devamlılık istediğini her daim vurguluyoruz. 2,5 yılda ne değişti de insanlar varacağı yere kısa zaman öncesine göre 2 katı vakit harcamak zorunda kalmaktadırlar. Evet, biz daha önce de uyardığımız gibi başkentte yatırımlar süreklilik ister. Durduğunuz zaman kaos başlar. Bir yerde yatırım yaparken o yatırım bitmeden diğerinin hazırlıkları tamamlanmış olmalıdır. Eğer bunu yapmazsanız öğretmen ödevini sorduğunda evde unuttum diyen öğrencinin durumuna düşersiniz. Bugün Ankara'da insanlar trafikte 3 yıl öncesine kıyasla 2 katı vakit harcıyor. Dün yarım saatte vardığınız yere bugün 1 saatte varıyorsunuz. Hatta trafiğin pik zamanlarında bu süre 3'e katlanabiliyor. Bu konu Ankara'mızın ortak problemidir. Bununla ilgili Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz birçok sefer bunu dile getirmiştir. Hatta MHP Grup Başkan Vekili bir televizyon programında da bununla ilgili bir röportajı vardı. Diyeceğim o ki yol yatırımları süreklilik ister. Alt geçit, köprülü kavşak yatırımları planlı bir şekilde yapılmadıkça bu problem ortadan kalkmaz. Bir başka konu ASKİ. Ve ASKİ yönetimi son zamanlarda mahallelerimizde yaşanan uzun süreli su kesintilerine dair bir çözüm ya da eylem planı hala ortaya koymuş değil. Uzun süredir karşılaşmadığımız problemlerin ortaya çıktığı şu günlerde biz merak ediyoruz. Görev süresi tamamlandığında Sayın Başkan bu şehirde hangi projesiyle anılacak? Yani biz 2,5 yıl sonra CHP'li belediye yönetimine niçin teşekkür edeceğiz? Ankara'da yaşam kalitesini arttıracak hangi icraatları için kendilerinden müteşekkir olacağız? Hangi projesi bizim hayatımızı kolaylaştırmış olacak? Bunu gerçekten samimiyetle soruyorum. Sayın Yavaş, bu kentin belediye başkanı. Biz de bu kentte yaşıyoruz ve bu soruların cevabını merak ediyoruz. Varsa bilmediğimiz, bu kente dair yaşamı kolaylaştıran, yaşamımıza kalite katan bir icraat, buyurun burada paylaşın. Evet, farz edelim bizim bir ön yargımız var. CHP belediyeciliğinden çok ümit var değildik zaten. Peki bizim bu ön yargımızı kıracak ne yapıldı son 2,5 yılda? Henüz teknik ekibini kurmadan ya da teknik ekibini konsolide etmeden propaganda ekibini ihtaz eden Sayın Başkan bugün Ankara'nın problemlerine dair eleştirilerimizi ortaya koyduğumuzda hemen geriliyor. Sayın Başkan, gerilmeyin lütfen. Biz hasım değiliz. Hepimizin derdi Ankara. Peki bu süreçte Sayın Yavaş bizim bildiğimiz CHP belediyecinin dışına çıktı da bizim mi haberimiz olmadı? Vallahi bildiğimiz CHP belediyesi işte. Varsa farklı bir durum söyleyin. Deyin ki CHP'li belediye yönetimindeki başkentte artık trafik diye bir problem yok. Kar yağdığında Ankara kışa teslim olmuyor. Su kesintileri falan da yaşanmıyor. Su kesintileriyle ilgili Mayıs ayından beri duyduklarınız spekülasyondur deyin. CHP grubu bu dediklerimizi gelsin söylesin burada. Desinler ki Sayın Yavaş TV ve sosyal medya PR'larını çok iyi yapıyor ama Ankara'nın da hakkını verecek icraatlara imza atıyor. Son olarak bir konuya daha değinip sözlerimi sonlandıracağım. Bildiğiniz üzere Turan Güneş Oran Köprülü Kavşağı 2,5 aydır inşaatı devam etmektedir. Oranın az ilerisinde Yargıtay Kavşağı yapıldı biliyorsunuz. 3 ay gibi kısa bir sürede
bakanlığımız tarafından, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıp insanların hizmetine açıldı. Şimdi burada insanlar bize soruyor, bu iş ne zaman bitecek, ne zaman başladı, işin içeriği nedir? Bir küçücük bir işte bile bir tabela takılır. Tabelada ne kadar takvim günü olduğu yazılır. Bununla ilgili bir bilgilendirme tabelasının takılması gerekmektedir. Onun dışında merak ettiğim bir konu, ben de o bölgede oturduğum için sürekli o yolu kullanıyorum. 20-25 gün normal bir çalışma sergilendi. 25. gün Büyükşehir Belediyesi'nin pankartları asıldı. Sabah 10 ile akşam 16 saatleri arasında bir çalışma yapıldığını belirten bir pankart asıldı. Şimdi benim merak ettiğim konu da şu. Beni de genellikle park oranda oturan insanların kullandığı bir yer olduğu için oradan birçok telefon aldım. Neden bu saatler arasında çalışıldığını, neden geceli çalışılmadığını, sadece bu saatler arasında çalışıldığını sordular. Ben buna herhangi bir cevap veremedim. Dedim ki park oran yönetimine sordum. Sizlerin bununla ilgili bir yazısı mı var? Ortak almış bir karar mı var? Böyle bir karar yok. Aksine biz burada tozdan, dumandan ve trafik sıkıntısından dolayı çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bunun bir an önce giderilmesini Ankaralılar ve Çankayalılar adına istiyorum. Artı bu süreç bu şekilde bittiğini farz edelim. Ne zaman bitecek o da belli değil. Bunun bittiği zaman aynı süreç onun az gerisinde TRT Kavşağı'nda yaşanacak. Artık o da ne kadar sürecek onu da bilmiyorum. TRT Kavşağı da bittikten sonra oranın problemi tamamen ortadan kalkmış olmayacak. Bunun daha verimli olabilmesi için az gerisinde Simpaş Kavşağı var biliyorsunuz. Bu sefer bütün trafik orada kilitlenecek. Oranın da bir an önce planının, projesinin bitirilip inşaatı başlanmadıkça bu yapılan işin de bir verimi alınamayacaktır. Bu Ankaralılar ve Çankayalılar adına olan isteğimizdir. Sonuç olarak diyeceğimiz şu ki hesap günü yaklaşıyor. Bir siyasetçinin hesap günü tabii ki seçim günüdür. Evet, seçime 2 yıl kaldı. O gün geldiğinde Ankara adına yapılanlar ve yapılmayanları değerlendirecek olan yine Ankaralılardır. Son söz Ankara'nındır. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi trafiğin artış sebebinin pandemi olduğu konusunda herhalde bunu ilkokuldaki çocuklar bile anlar neden trafiğin arttığını. Yani ne yaptınız diyor. Sadece söyleyeyim. 11 köprülü kavşak yaptık. 6'sı devam ediyor. 11 tanesi bitti. Murat Bey yani oralardan geçmiyor olabilirsiniz. Panora'yı da söyleyeyim ben size. Panora kavşağında ne olduğunu söyleyeyim. Oradaki insanlar geceleri orada çakılacak fore kazıklardan rahatsız oldular. Fore kazıklardan rahatsız oluyorlar. Küt 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 gece vuruyor, biz burada rahatsız oluyoruz diye. Ben anlatayım niye öyle olduğunu. Fore kazıklardan rahatsız oldular. Fore kazıkları gündüz saatinde yapıyorlar. Sabah 10'da da anormal bir trafik olduğu için görüştük. 10 ile 4 arasında sabah trafiğiyle akşam trafiğine engel olmayacak şekilde bir düzenleme yapıldı. Bunun neresi garip onu bilmiyorum ama bilmediğiniz bir şey daha var. Tapu Kadastro'yla Simpaş'la TRT'nin önünde kavşakları biz ihale yaptık. Onlardan da haberiniz yok. Diyorsunuz ya tıkanacak diye. Hayır, orayı da ihalesini yaptık fakat orayı da mahkemeye verdiler. Şimdi neyse bizim ne yapıp yapmadığımızı bütün Türkiye görüyor. Bütün Türkiye görüyor derken şöyle, ben televizyonlara falan çıkmıyorum. Ankara'nın hiçbir yerinde bir tane fotoğrafta yok. Ne algısı yapıyorum ben Allah aşkına yani? Ne algısı yapıyorum? Ha şu Millet İttifakı belediyeciliğinin siz söylediğiniz için o siyasete giriyorum. AK Partili belediyeciliğinden farkı yok. Ben eski dönemde yapılanları yapmıyorum. Anladınız mı? Belediyenin parasını 8 katrilyonu toprağa gömmüyorum. Bir sürü atıl şeyi yakınlarına televizyon, spor kulübü almıyorum. Belediyenin bir kuruşunun hesabını da yaptığım zaman ihaleler yapıp vatandaşa veriyorum. Şeffafım. Herkese yaptığım işi duyuruyorum, hesabını veriyorum, millete soruyorum. Panora kavşağında kalkıp dediler ki biz rahatsız oluyoruz, dinliyoruz. Vatandaşı dinleye dinleye yapıyor. Ben yaptım, oldu diye bir kavramımız yok. Dolayısıyla siz eleştiriniz yapabilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz, yapılanları görmeyebilirsiniz. Bir dakika, İstasyon Caddesi bitiyor. Bir dakika bitireyim ama siz konuştunuz ve bunları vatandaş gayet güzel görüyor, takdir de ediyor. Bunun da yarın bir gün sandığa gidildiği zaman herkesin ne derler şapka düşecek işte saç görünecek. Kendimize o konuda güveniyoruz. Hangi projeyle anılacak dersen yemedi yedirmedi yeter.
Yemedi yetirmedi, çalmadı çaldırmadı, bana yeter. Az yaptı desin, çok yaptı desin, yeter. Çaldı demesin, çaldırdı demesin. Sokağa çıktığım zaman rahat rahat başım dik gezmek istiyorum. Bundan daha büyük gurur olur mu? Vatandaşın içine girmek istiyorum. Bundan daha büyük gurur olur mu Allah aşkına? Ha siz beğenmeyebilirsiniz, yeterli bulmayabilirsiniz. Yeşil alanla ilgili bir sürü projemiz var. Eksik gördüğümüz her şeye neşter oluyoruz. Otobüslerimiz geliyor. Allah'ın izniyle inşallah pandemi de azalırsa trafikte de rahatlama olacak. Yani Çankaya'da şimdi yazmışlar da o konulara girmek istemiyorum. 30 yıldır bir tek yatırım yapılmamış Çankaya'da. Şimdi Mamak'tan getirdiğimiz su, Gölbaşı'na getirdiğimiz su en az 500 bin nüfusun geleceğini kurtaracak. Siz yer altına yapılanları hizmet saymıyor olabilirsiniz. Bunların rakamlarını bütçede göstereceğiz hepsini. Bütçede göstereceğiz.